Beyin sisi nedir? Belirtileri nelerdir? Koronavirüs geçiren her 10 hastanın birinde görülüyor. Anlık hafıza kayıpları, kafa karışıklığı, konsantrasyon bozukluğu, konuşmada yaşanan zorluk gibi belirtilerle kendini gösteren beyin sisi, koronavirüs geçiren her 10 hastadan birinde kendini gösteriyor. Koronavirüsün uzun süreli etkileri araştırılmaya devam ediyor. Semptomları hafif geçiren hastaların günden güne daha fazla beyin ve sinir sistemini etki eden nörolojik rahatsızlıklar yaşandığı ortaya çıktı. Bunlardan biri de koronavirüsün etkisiyle ortaya çıkabileceği düşünülen beyin sisi. Beyin sisi, insanların bilişsel işlevlerinde zorlanma yaşadığını gösteriyor ve birçok kronik hastalığa eşlik ediyor. Koronavirüsün neden olduğu enfeksiyon sebebiyle oluşan bağışıklık sağlayıcı antikorların yanlışlıkla sinir sistemine saldırmasından ya da hasar gören sinir hücrelerinin birbirlerine yanlış sinyaller göndermesi nedeniyle ortaya çıkmış olabileceği düşünülüyor. Belirtileri: unutkanlık, dikkat dağınıklığı, konsantrasyon kaybı, konuşurken kelime bulmada güçlük, düşüncelerini toparlayamamak, okuduğunu anlamadan sayfalarca dalıp gitmek, önemli konularda karar vermede zorluk, başladığı hiçbir işi bitirememek, iki iş aynı anda yapamamak, mental performans gerektiren her işte zorluk çekmek. Tedavisi nasıl yapılır? Beyin sisi tedavisinde dikkat edilmesi gereken ilk konu beslenmedir. 3 ay boyunca glutensiz, şekersiz ve süt ürünlerinin olmadığı bir beslenme programı uygulanmalıdır. Bu beslenme programında ağırlıklı olarak taze sebze meyvelere, zeytinyağı, tereyağı, hindistan cevizi gibi sağlıklı yağlara, doğru protein kaynaklarına, çiğ kuru yemişlere ve fermente ürünlere sofranızda yer verin. Kronik stres varsa psikolojik stresinizi azaltmayı ve daha iyi bir uyku düzenine geçmek için destekler alabilirsiniz. Uykuya dalmakta zorluk varsa melatonin desteğiyle beraber uyumanızı kolaylaştıracak kedi otu, melisa, mercan köşk, anason, sarı kantaron gibi bitkiler faydalı olacaktır. Fiziksel aktivitenizi artırarak açık havada yapılacak kısa süreli 20 dakikalık yürüyüşlerin beyin sisine iyi geldiği biliniyor. Hafta sonlarında açık havada, deniz kenarında, doğada vakit geçirmek de iyi gelecektir.